Hello, friends, and now we continue to study comparative and superlative adjectives. Merhaba arkadaşlar, şimdi yine comparative ve superlative sıfatlara devam ediyoruz. Now we have some questions in here, but now you answer these questions. Şimdi bu sorulara bakın, bunları kendiniz cevaplamaya çalışın. How many brothers and sisters do you have? Are you the oldest? Kaç tane kız ve erkek kardeşin var? En yaşlısı sen misin? Who is one of the most famous movie stars in the world? Dünyadaki en meşhur film yıldızlarından biri kimdir? In your opinion, sana göre, senin fikrine göre, what is the most exciting sport? En heyecan verici spor nedir? What is one of the most interesting experiences in your life? Hayatındaki en ilginç deneyimlerden biri nedir? Yani bunları siz kendinize göre cevaplıyorsunuz. In your opinion, what is the most beautiful place in the world? Senin fikrine göre dünyadaki en güzel yer neresidir? The hangisidir? What is one of the most important inventions in modern world? Modern dünyada en önemli buluşlardan biri nedir? What is one of the worst experiences of your life? Hayatının en kötü anlarından tecrübe olarak biri nedir? What are the best things in life? Hayattaki en iyi şeyler nelerdir? What was the happiest day of your life? Hayatının en mutlu günü hangisiydi? Or one of the happiest days of your life? Ya da hayatının en mutlu günlerinden biri. Who are the most important people in your life today? Bugün hayatında en önemli insanlar kimlerdir? What is the longest river in the world? Dünyadaki en uzun Irmak hangisidir? Cevapları siz bulacaksınız. Is the Amazon River longer than the Mississippi River? Amazon Nehri Mississippi Nehri'nden uzun mudur? Is Yangtze River longer than the Mississippi River? Yangtze River is in China, Çin'de bir nehir. Which two rivers are almost the same length? Hangi İki nehir hemen hemen aynı uzunlukta. Bunları dediğim gibi buluyorsunuz, siz kendiniz yapıyorsunuz. What is the largest sea in the world? Dünyadaki en büyük deniz hangisidir? Is the South China Sea the smallest of the three seas listed above? Güney Çin Denizi yukarıda belirtilen denizlerin en küçüğü müdür? What is the deepest ocean in the world? Dünyadaki en derin okyanus hangisidir? Is the Indian Ocean larger than the Atlantic Ocean? Hint okyanusu Atlantik okyanusundan büyük müdür? Below is the list of the continents. In the world. Şimdi burada dünyadaki kıtaları görüyoruz. List them in order according to size from the largest to the smallest. Bunları en büyüğünden en küçüğüne doğru sıralamamız isteniyor. Number 4, 4 numarada Antarktika'yı koymuşlar. Bunları da siz kendiniz yapıyorsunuz, buluyorsunuz. Which of the following cities has the largest population in the world? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin dünyada en fazla nüfusa sahip? Is the population of Sao Paulo, Brazil, larger than the population of New York City, USA? Brezilya'daki Sao Paulo şehrinin nüfusu Amerika'daki New York şehrinin nüfusundan fazla mıdır? Is the population
of Sao Paulo, Brazil, larger than the population of Seoul, Korea. Brezilya'daki Sao Paulo'nun nüfusu Kore'deki Seoul şehrinin nüfusundan fazla mıdır? What is the largest city in North America? Kuzey Amerika'daki en büyük şehir hangisidir? Which of the following countries has the largest area in the world? Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyada en fazla ya da en büyük bölgeye sahip, alana sahip? Ne demek? Bunları kendiniz bulup cevaplıyorsunuz. Which of the following two countries is larger in area? Bölge olarak, yani alan olarak aşağıdaki iki ülkelerden hangisi daha büyüktür? Which of the following countries has the largest population in the world? Aşağıdaki ülkelerden hangisinin dünyadaki nüfusu en fazladır? Which of the following two countries has the larger population? Aşağıdaki iki ülkelerden hangisinin nüfusu daha çoktur? Which of the following two countries has the larger population? Aşağıdaki iki ülkelerden hangisinin nüfusu daha çoktur? Which of the following two countries has the smaller population? Aşağıdaki iki ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır? Evet, şimdi but, yani anca bunu işleyeceğiz. Bu ne demek oluyor? Şimdi but, iki farklı fikri birleştirirken kullandığımız bağlaç. Şimdi örnek cümleye bakarsak, iki farklı, yani farklı fikirde olacak. John is rich, but dediğim zaman bunun tam tersi bir şey gelecek. John zengin, ancak Mary is poor, Mary fakir. Yani iki farklı fikir, two different ideas. Zengin, fakir. Eğer Mary de zengin olsaydı o zaman buraya and diye devam ederdim. Yani John is rich and Mary is rich. Ama burada birbirinden farklı olduğu için but kullanarak cümleleri birleştiriyorum. Ancak anlamında. The weather was cold. Hava soğuk idi. But we were warm inside our house. Ancak biz evimizin içinde ılıman idik. Yani soğuk değildik. Warm, ılıman, sıcak. Evin içinde sıcak idik. Gördüğünüz gibi cold, warm. Farklı, iki farklı sıfat. Açıklamada ne diyor? But gives the idea that is the opposite of that. But bir fikir veriyor. Bu fikir bir öncekinin tam tersi. A comma usually precedes but. But'ı, yani but'tan önce daha doğrusu bir virgül kullanılıyor. Yani but bir virgülü takip eder. Yani ondan sonra gelir. Gördüğünüz gibi burada rich virgül but, cold virgül but, yani comma. Now we have some exercises in here. And it says complete the sentences with adjectives. Şimdi cümleleri sıfatlarla tamamlamaya çalışacağız. Number one is done. An orange is sweet. Portakal, bir portakal tatlıdır. But a lemon is sour. Ancak bir limon ekşidir. Şimdi bu cümleleri kendiniz yapmaya çalışın. Farklı sıfatlar olacaktır mutlaka.
Sonra ben yapacağım. Bir karşılaştıralım. Number two, the weather is hot today. Bu da sıcak kullanımına göre demek ki but geldiği için de farklı bir, bunun tam tersi bir anlam vereceğim. But it was warm yesterday. Dün ılımandı ya da buna cold da diyebiliriz. It was cold, dün soğuktu. These dishes are clean. Bu tabaklar temiz, clean. Opposite idea, yani zıt fikir ne olacak burada? But those dishes are dirty. Ancak şu tabaklar kirli. This suitcase is heavy. Bu valiz ya da bowl ağır. But that suitcase is light. Ama şu ise hafif. Light'in bir diğer anlamı hafif demek. My hair is light. Benim saçım açık renk. But my brother's hair is dark. Ancak kardeşiminki, kardeşimin saçı koyu. Açık, koyu. These shoes are uncomfortable. Bu ayakkabılar rahat değil. But those shoes are comfortable. Bu ayakkabılar rahat değil. But those shoes are comfortable. Zıt fikir, yani opposite ideas. Yani şu ayakkabılar rahat. This street is narrow. Bu cadde dar. But that street is wide. Ancak şu cadde geniş. This exercise is easy. Bu alıştırma kolay. But that exercise is difficult. Zıt fikirler. This food is good. Bu yemek iyi. But that food is bad. O yemek kötü. A monkey is stupid. Bir monkey, yani bir maymun aptaldır. Yani aptal derken bile hani beyin olarak, zeka olarak çalışmıyor. But a human being is intelligent. Ancak bir insan zekidir. Yani buradaki stupid zeki olmaması ile ilgili. Smoke is visible. Smoke buradaki anlamı duman demek. Duman görünür, görülür. But clean air is invisible. Ancak açık bir hava gözükmez. This answer is right. Bu cevap doğru. But that answer is wrong. Ancak şu cevap yanlış. Ancak şu cevap yanlış. This towel is dry. Bu havlu kuru. But that towel is wet. Ancak şu havlu ıslak. This cup is full. Bu fincan dolu. But that cup is empty. Ancak şu fincan boş. This sentence is confusing. Bu cümle karışık. Yani anlaşılmıyor anlamında. But that sentence is clear. Ancak şu cümle açık. Confusing, açık değil. Yani kafa karıştırıyor anlamında. My apartment is messy. Benim apartmanım dağınık. But Bob's apartment is always tidy. Ancak Bob'un apartmanı sürekli düzenli. Messy, dağınık. Tidy, düzenli. A pillow is soft. Bir yastık yumuşaktır. But a rock is hard. Ama bir kaya serttir. Şimdi az önce ne demiştik? John is rich, but Mary is poor demiştik. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. But kullanarak. John is rich, but Mary isn't. Yine aynı anlama geliyor. Yani John zengin ancak Mary değil anlamında. Balls are round. Toplar yuvarlaktır. But boxes aren't. Ancak kutular değil. I was in class. Sınıftaydım. But Paul wasn't. Ancak Paul değil. Şimdi buralar şu kısım affirmative dediğimiz pozitif geliyor. Bunlar
ne garip gördüğünüz gibi. Ya da bir taraf ne garipse diğer taraf da pozitif olacak. Çünkü arada but kullanıyorsak. Sue studies hard. Sue sıkı çalışır. But Sam doesn't. Ancak Sam çalışmaz. We like movies, but they don't. Filmleri severiz, ancak onlar sevmez. Alex came, but Maria didn't. Alex geldi, ancak Maria gelmedi. People can talk, insanlar konuşabilir, but animals can't. Ancak hayvanlar yapamaz. Olga will be there. Olga orada olacak, but Ivan won't. Ancak Ivan orada olmayacak. Şimdi negatif olursa ilk kısım, diğerleri de ne olacak bu sefer? Affirmative dediğimiz pozitif. Mary isn't rich, but John is. Mary zengin değil, ancak John zengin anlamında. Gördüğünüz gibi buralar negatif olunca burası da pozitif geliyor. Maria didn't come. Maria gelmedi. But Alex did. Ancak Alex geldi anlamında. Örneklere tek tek gitmek istemiyorum. Çünkü zaten açık, belirgin bir şey anlaşılıyor. Now, here in this exercise, it says sentence practice, cümle alıştırması yapacağız. Complete each sentence with an appropriate verb, affirmative or negative. Yani her bir cümleyi diyor, uygun bir fiil ile tamamlayın. Affirmative, yani positive or negative. Number one is done. Sarah is at home. Şimdi burası nedir? Affirmative ya da positive. But her husband isn't. Sarah evde, ancak kocası değil. Diğerlerini de yapmaya çalışın. Ve yazarak yapmaya çalışın. Sonra ben yapacağım. Karşılaştırın. Tabii dikkat etmemiz gereken bir noktada ne? But'tan sonraki kısmı tamamlarken bir önceki cümlenin zamanına dikkat edeceğiz ve onun yardımcı fiilini kullanacağız. Ve artı but'tan sonra gelen tek ise tekile göre, çoğulsa çoğula göre kullanarak cevap vereceğiz. Çünkü şimdi diyelim ki ne? Hiroki isn't at home. Negatif. Evde değil. But his wife is. Ya burada yardımcı fiil hangisi? Is. Yani to be olduğu için şahsa göre tekil olunca is olacak. Eğer burası çoğul olsaydı bu sefer de burası are olurdu. Beds are comfortable. Affirmative ya da positive sentence. Yataklar rahattır. But park benches, ancak park bankları aren't. Burada yine nedir? Yardımcı fiilimiz to be, present tense. I wasn't at home last night. Dün evde değildim. But my roommate was. Ancak oda arkadaşım evdeydi anlamında. Kısa cevap veriyoruz. Kim was in class yesterday. Kim dün sınıftaydı. But bir dakika, burada ben söyledim. Hata yapmışım. But Anna and Linda weren't. Gördüğünüz gibi burada tekil, simple past, çoğul olunca da bu sefer ona göre o çoğulun yardımcı fiilini kullanıyorum. Ve zaman hangi zaman ise o zamanı, o zamana göre yardımcı fiil kullanıyorum. Yani Kim dün sınıftaydı, Anna ve Linda değildi. I don't want to go to home, to go to the movie. Sinemaya gitmek istemiyorum. But my friends do. Gördüğünüz gibi çoğul olunca do. Tekil olsaydı burası does olacaktı. Gitmek istemiyorum, ancak arkadaşlarım istiyor anlamında. Ahmet can speak French. Ahmet Fransızca konuşabilir. But I can't. Ancak ben konuşamam. Yardımcı fiil ne burada? Can. Affirmative, negative. Çünkü but'tan dolayı. Amanda will be at the meeting, but Helen won't. Amanda toplantıda olacak, ancak Helen olmayacak.
Burada yardımcı fiil hangisi? Will. This shirt is clean, but that one isn't. Bu gömlek temiz ancak şu değil. These shoes aren't comfortable. Bu ayakkabılar rahat değil. But those shoes are. Ancak şu ayakkabılar rahat. Mike doesn't write clearly. Mike açık bir şekilde yazmaz ya da yazmıyor. But Ted does. Ancak Ted yazar. I ate breakfast this morning. Gördüğünüz gibi burası simple past. Bunun yardımcı fiili biliyorsunuz. But my roommate didn't. Gördüğünüz gibi ben bu sabah kahvaltı yaptım. Ancak oda arkadaşım yapmadı. Carol has a car, but Jerry doesn't. Burası simple present olduğu için bunun yardımcı fiili do does şeklinde geliyor. O yüzden burada tekil olduğu için doesn't kullandım. Yani Carol'ın bir arabası var ancak Jerry'nin yok, değil yani. Jerry doesn't have a car. Simple present olduğu için do does şeklinde geliyordu. Ve hatırlarsanız negatif olunca has, have'e dönüşüyordu tekillerde. Jerry'nin bir arabası yok, but Carol does. Carol'ın var. Ron was at the hospital. Ron hastanede idi, but his wife wasn't. Ancak hanımı değildi. Ron went to the party. Şimdi simple past'a geçtik. Ron partiye gitti, but his wife didn't. Çünkü simple past'ın yardımcı fiili ne? Did. Boris can't speak Spanish. Boris İspanyolca konuşamaz, but his wife can. Ancak hanımı konuşabilir. I won't be at home tonight. Bugün evde olmayacağım, but Sue will. Ancak Sue olacak. Ken will be in class tomorrow. Yarın Ken sınıfta olacak, but Chris won't. Ancak Chris olmayacak. Amy won't be here tomorrow. Yarın Amy burada olmayacak, but Alice will. Ancak Alice olacak. The hotel wasn't expensive. Otel pahalı değildi, but the plane tickets were. Gördüğünüz gibi simple past. Singular was, plural were. Ancak uçak biletleri pahalı idi. Evet, şimdi de comparative ve superlatifleri adverbs'lerle nasıl kullanacağız? Yani zarflarla. Şimdiye kadar hep sıfatlarla kullandık. Şimdi de bunları fiillerle nasıl kullanacağız? Şimdi örnek cümlelere bir bakalım. Kim speaks more fluently? Fluent açık demek, daha açık, daha böyle akıcı. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir fiil var. Fiil olunca buraya ne olacak? Adverb geliyordu. Ve ly, yani y ekliyorduk. Adverb'leri hatırlarsanız. Şimdi kim speaks fluently dersem, kim açık şekilde konuşur. Ancak daha açık konuşur derken, kim speaks more fluently. Çünkü y ile biten bir adverb. O yüzden önce bir more kullanıyorum. Then Ali does. Yani Ali'den daha açık şekilde konuşur. Ali does derken burada buna kısa cevap olarak, yani kısa cevap şeklinde geliyor bu. Ama bunu uzun şekilde söylersek, Kim speaks more fluently than Ali speaks. Ancak biz Ali speaks demiyoruz da, direkt Ali does ya da direkt than Ali de olabilir. Ya da Ali does, yardımcı fiil kullanarak kısa bırakıyorum burada. Anna speaks. Şimdi bu comparative hali, more. Anna speaks the most fluently of all. Anna, onların en akıcı konuşanıdır. Yani onlardan en akıcı şekilde konuşur. Mike worked harder than Sam. Mike, Sam'den daha sıkı çalıştı. Sue worked the hardest. Gördüğünüz gibi, hard,
harder, hardest. Bunların yani harder'ın ve hardest bunların adjective ve adverb halleri aynı burada. Sue onların en onlardan en böyle sıkı şekilde çalıştı. İçinde en sıkı çalışanı Sue'du. Rosa writes better than I do. Rosa benden daha iyi yazar. Kim writes the best of all. En iyi Kim yazar. Şimdi burada bir exception dedi, kural dışı bir şey var. Earlier, the earliest geliyor. Şimdi dedik ya az önce while'a biten adverbler more alıyordu. Ancak early istisna. Early, more, early gelmiyor. Bunun diğer comparative şekli earlier, superlative şekli the earliest fiillerle konuşur, kullanırken. Şimdi comparative adverblere bakalım. More fluently, daha akıcı. More slowly, daha yavaş bir şekilde. More quickly, daha hızlı bir şekilde. Harder, daha sıkı bir şekilde. Faster, daha hızlı bir şekilde. Earlier, erken bir şekilde. Later, geç bir şekilde. Better, daha iyi bir şekilde. Superlative adverb olarak bunların şekilleri ise the most fluently, en akıcı bir şekilde. The most slowly, en yavaş bir şekilde. The most quickly, en hızlı bir şekilde. The fastest, en hızlı bir şekilde yine. The earliest, en erken şekilde. The latest, en geç bir şekilde. The best, en iyi şekilde. Şimdi burada da söylemek istediği yani early hariç olmak üzere diğer ly ile biten adverbleri comparative yapacağımız zaman more getiriyoruz başına. Superlative yaparken de the most getiriyoruz. Ancak use er and ist with irregular adverbs düzensiz zarflarla er ve ist kullanın diyor. Hard, harder, hardest. Fast, faster, the fastest. Early, earlier, the earliest. Late, later, the latest. Olduğunda, o örneklerinde olduğu gibi. Better, the best. Bunlar da zaten düzensiz fiil zarflarımızdı. In this exercise, it says complete the sentences with the correct form. Comparative or superlative of the adverbs in parentheses. Şimdi parantez içerisindeki zarfların comparative ya da superlative şeklini kullanarak cümleleri tamamlamamız gerekiyor. Number one is done. Karen got home later than Alice did. Karen eve Alice'den daha geç geldi. Diğerlerini tamamlayın. Sonra ben yapınca karşılaştırın. Number two, I finished my homework more quickly than Tom. İşimi Tom'dan daha hızlı ve daha erken bitirdim. Evet, burada bir than oluyor. Lütfen dikkat edin. I finished my work more quickly than Tom. İşimi Ben zaten varmış. Tom'dan daha erken bitirdim. Gina signs more beautifully than Susan. Sign imza atmak. Gina ya da Gina Susan'dan daha güzel imza atar. And signs the most beautifully of all. And hepsinin en iyi imza atanıdır. Hepsinden, hepsinin içerisinde en iyi imza
en atar. My sister works harder than I do. Kız kardeşim benden daha sıkı çalışır. My brother works hardest of all. Erkek kardeşim hepsinin en sıkı çalışanıdır. Yani hepsinin içerisinde en sıkı çalışır. My aunt's husband drives more carefully than I do. Teyzemin kocası benden daha dikkatli araba sürer. We arrived at the meeting earlier than the Smiths. Toplantıya Smith'lerden daha erken vardık. The Wilsons arrived at the meeting the earliest of all. Tamamının içerisinde Wilson'lar toplantıya en erken vardı. Bütün insanlar içerisinde. You can write better than I can. Benden daha iyi yazabilirsin. Yani benim yazdığımdan daha iyi yazabilirsin. Can, ilginç bir isim. Can write the best of all. Hepsinin içerisinde en iyi can yazabilir. Anita pronounces her words more clearly than Tina. Pronounce, telaffuz etmek. Kelimelerin okunuşunu güzel bir şekilde söylemek. Anita kelimelerini Tina'dan daha açık bir şekilde telaffuz eder. She speaks Spanish more fluently than I do. Sü İspanyolcayı benden daha akıcı konuşur. Ted speaks Spanish the most fluently of all. Hepsinin içerisinde en akıcı Ted konuşur. Again, the similar exercise. Complete the sentences and use the comparative or the superlative form of the words in parentheses. Number one is done. Karen drives more carefully than her brother does. Karen, kardeşinden daha dikkatli araba kullanır. Diğerlerini de yapın. Videoyu durdurun daha sonra. Yaptıktan sonra. Önce bir videoyu durdurun, yapın. Yazarak. Sonra ben yapacağım. Karşılaştırın. Evet. Number one bu sitem yapılmıştı. Beautiful, güzel demek. A tiger is more beautiful than monkey. Burada direkt adjective kullandık, sıfat. Bir kaplan, bir monkey, maymundan daha güzeldir. Paul's apartment is nearer than mine. Paul'un apartmanı benimkinden daha düzenli, daha temiz, düzgün. Paris apartment is the nearest of all. Hepsinin içerisinde en düzgünü, en düzenli olanı. Peter'in apartmanı. You write, şimdi artık burada fiil işin içine girdi. O yüzden burada artık adjective değil. Bunun adverb halini kullanacağım. You write more neatly than I do. Benden daha düzgün yazıyorsun. Burada artık adjective neat diye kullanamam. Anne writes the most neatly of all. En düzgün, onlar içerisinde en düzgün en yazar. This order explains her ideas. Explain, burada verb açıklar, açıklamak. O yüzden verb olduğu için adverb gerekecek. Her ideas more clearly than that author. Bu yazar fikirlerini şu yazardan daha açık bir şekilde ifade eder ya da açıklar. I like math better than biology. Good adjective'di. Bunun sadece good olarak normal adverbi well idi ama comparative şekli better de aynı good better'de olduğu gibi. Comparative adverb ve adjective şekli ikisinin de aynı. İster adjective ister adverb olun. My husband can sign better than I can. Kocam benden daha iyi imza atabilir.
Minor can sign the best of all. Hepsinin içerisinde en iyi kızım imza atabilir. Almost universally, hemen hemen dünya genelinde, wives work longer hours than their husbands. Kadınlar kocalarından daha uzun saat çalışır. Longer. Because, çünkü, women take primary responsibility for household chores and child rearing. Çünkü kadınlar ev işleri ve çocuk yetiştirme gibi ana sorumlulukları üstlenirler. Robert usually goes to bed later than his roommate. Robert yatağa oda arkadaşından daha geç gider. Anna pronounces her words the most clearly of all the students in the class. Şimdi clear, adjective, adverb hali nasıl olacak? Pronounce burada çünkü telaffuz etmek olduğu için buraya bir adverb gelecek. Bunun adverb hali. Ve superlatif olması gerekiyor. Çünkü of all the students in class. Ana sınıftaki tüm öğrencilerin içinde en iyi kelimelerini telaffuz eder. A razor, bu jilet demek, a razor is usually sharper than a kitchen knife. Genel olarak, genellikle mutfak bıçağından daha keskindir. Comparative. Adjective, adjective. My son is more artistic than my daughter. Oğlum kızımdan daha çok artistiktir. Vücut yapısı olarak herhalde. Slow, adjective. I eat dediğine göre buraya bir adverb gelecek ve comparative şekliyle. I eat more slowly than my husband. Evet, I eat more slowly than my husband. Kocamdan daha yavaş yerim. Gördüğünüz gibi comparative, more slowly than, slow adjective, slowly adverb. Here it says choose the correct completions. Şimdi cümleleri doğru tamamlayan şıkkı bulacağız burada. Bunları da bir yapın. Sonra ben yapacağım. Ama şu an tabii bunları yazmak için videoyu durdurun bir. Çünkü hemen ben yazınca hemen göreceksiniz cevapları. Evet, number one. Bu D şıkkı olacak. Hatırlarsanız a lion is similar to a tiger. Similar to kalıbını hatırlayın. Benzer. Yani bir aslan bir kaplana benzer. Similar to'dan sonra bir isim gelmesi gerekiyor yalnız bunu kullanabilmek için. Lions and tigers are similar. Şimdi burada da similar kullandı çünkü the same as olması gerekiyordu. Similar to dersem bundan sonra bir isim olacak. O yok. The same as olması için de yine bir isim gerekiyor. Ama burada normalde hemen ne olmuş? Aslanlar ve kaplanlar benzerdir. Yani the same olmaz. Çünkü bunun için bir as olması gerekiyor. Şurada olduğu gibi. Ve bunlardan sonra da bir isim gerekiyor. Bunlardan sonra da bir isim gerekiyor. Ama similar dersem gerekmiyor. Ya da hatırlarsanız daha önceki bilgilerde vardı. Alike da kullanabilirdik. Ancak öyle bir şık yok. Good health is one of the best things olacak. Çünkü one of'dan sonra burası plural, çoğu gelmesi gerekecek. Yani en iyi şeylerden biri anlamında. İyi sağlık bir insan hayatındaki en iyi şeylerden biridir derken. One of the best things, çoğu. There were many chairs in the room and I sat in the most comfortable, en rahatına. Çünkü burada iki şeyi karşılaştıramıyoruz. İki şey şu, yok. Bütün sandalyeler içerisinde en rahat. İkiden fazla
karşılaştırdığımız şey. O yüzden süperlatif kullanıyoruz. Jane's story was funnier than Jack's. İki şeyi karşılaştırıyoruz. Jane'in hikayesi Jack'in hikayesinden daha komik, daha gülünç. My last name is ne olacak? The same as my cousins. İşte kuzenimkiyle aynı. Same as olmaz. Burada bir the olması gerekiyor. Same from değil, different from the. Same kendi başına olmuyor. Yani my last name and my cousin's last name are the same derdik. Ama the same olması gerekirdi. I live farther away from school than you do. Senden okula daha uzakta yaşıyorum derken farther hatırlarsanız. Ali speaks, burada bir fiil olduğu için at work gelerek more clearly, daha açık than Hamid. Hamid'den daha açık konuşur. Robert works hard every day but his brother doesn't. Simple present olduğu için Robert her gün sıkı çalışır ancak kardeşi çalışmaz anlamında. Evet arkadaşlar, şimdi takip ettiğim temel İngilizce gramer kitabının sonuna geldik. Böylece bitirmiş olduk bu kitabı. Artık orta düzey İngilizce dil bilgisine geçeceğiz. Umarım faydalı olmaya çalışıyorumdur. Eğer olabiliyorsam bu benim için büyük bir mutluluk. Görüş, öneri, yorumlarınızı bana bildirirseniz sevinirim. See you next time.